Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. İlkbaharda yağan yağmurlarla toprak kabarır, kıpırdar ve rengarenk bin bir çeşit bitkiyle bezenir. Hiç solmayacakmış gibi görünen bu göz alıcı canlılık ve güzellik, bitkilerin sararıp solup, kuruyarak çerçöp haline gelmesiyle sona erer. Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatına buna benzetilir. Bütün canlılarıyla çocukluk, tüm enerjisiyle gençlik, duraklama dönemi diyebileceğimiz olgunluk ve nihayet hayatın en düşkün dönemi ihtiyarlık. Hayatın bütün bu aşamalarını yaşaması takdir edilmiş insanların hayatlarında Kur'an-ı Kerim'in bu tasvirini canlı olarak müşahede etmek mümkündür. Elimizi ateşe soktuğumuz zaman yanacağına inandığımızdan daha öte biliyoruz ki bir gün mutlaka ölümü tadacağız.'' Çünkü her nefis ölümü tadacaktır. Ölmemeye çare yoktur. Ne kadar uzun yaşamamız e, takdir edilmiş olursa olsun bu dünya hayatında bize verilen süre sınırlıdır. Saatin saniye göstergesinin her vuruşu bu süreden bir parça koparmaktadır. Attığımız her adımla ölüme doğru yol almaktayız. Aldığımız her nefes almamız mukadder olan nefes sayısını eksiltiyor. Takvimden her gün koparılan yapraklarla arkada kalan günleri artık geri getirmek mümkün olmamaktadır. Şairin dediği gibi dünya hayatının geçici olduğunu anlatmak üzere her gün cenazeler musallanın kürsüsüne çıkmaktadırlar. Fenai alemi takrir için cemaate cenaze vaza çıkar kürsi musallaya diyen şairin dediği gibi aslında cenazeler her gün bize dünya hayatının geçiciliğini musalladan ilan etmektedirler. Her gelecek yakındır uzak olan gelmeyecek olandır. Kur'an-ı Kerim'de sık sık dünya hayatının geçiciliğine vurgu yapılır değerli izleyiciler. Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise müttaki olanlar için elbette daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Bu ilahi mesaj İslami duyarla sahip olanlar için asıl olanın ahiret yurdu olduğunu ne güzel bir şekilde ortaya koymaktadır. Allah Resulü'nün İbni Ömer radıyallahu anh'in iki omuzunu tutarak söyledikleri şu mübarek söz hatırımızdan çıkarmamamız gereken hadis-i şeriflerdendir. Dünyada bir yabancı yahut bir yolcu gibi ol. Sevgili izleyiciler, gurbeti yaşayan bir yabancı orada kalıcı olmadığının farkındadır. Bu sebeple oranın daimi sakinleri gibi hareket etmez. Geçici olarak bulunduğu o yerin ne makam ve mevkiyi ne de mal ve mülkü kendisini o derece ilgilendirir. Onun düşüncesinde daha ziyade dönüp varacağı asli vatanı vardır. Tedariki, birikimleri, gayretleri ve hareketleri ona göredir. Yolcu da uğrayıp geçtiği yerlere takılıp kalmaz. Yolculuğu esnasında hep gideceği yeri göz önünde bulundurarak hareket eder. Oralara takılıp kaldığı takdirde devam eden yolculuğu esnasında çok sıkıntı çekeceğinin farkındadır. Bu yüzden tedarikini ona göre yapar. Allah'ın elçisinden yukarıda zikredilen nasihati alan İbn Ömer radıyallahu anh bu hadisi kendisinden aktaran raviye şu nasihatte bulunur. Akşama erişince sabahı gözleme. Sabaha erişince de akşamı bekleme sağlıklı zamanından bir kısmını hastalık zamanın için ayır. Hayatından bir kısmını da ölümün için ayır. Sevgili izleyiciler, böylesi bir şuurla hareket edebilen Müslüman, ahiret yurdunu unutması, ahiret yurdunu asla unutmaz. İslam'ı iyi, iyi özümsemiş bazı İslam büyüklerinin müminlere kıldıkları namazları son namazlarıymış gibi bir hadis-i şeriften yola çıkarak Eda etmeleri tavsiyesinde bulunmaları, kıldıkları namazı son namazıymış, namazlarıymış gibi böyle bir tavsiyede bulunmaları, müminin nasıl bir duyarlılık içerisinde olması gerektiğini haber vermektedir. Bu bilinçle namaz kılan bir Müslümanın namazı gerçekten huşu içinde kılınan bir namaz olur. Çünkü bu Müslüman, bu Müslüman namazını bir daha sanki hakkın divanına durabilme fırsatının olmayabileceği şuuruyla eda etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de insanın ölümle burun buruna gelince nasıl iştenlikle yaratıcısına yakardığına dikkat çekilir ayet-i kerimelerde. Deniz dalgası onları kara bulutlar gibi kuşattığında o anda bütün iştenlikleriyle yalnızca kendisine bağlanarak Allah'a yakarırlar. Bu konumdaki yakarışlarda aslında riyadan hiçbir eser yoktur sağlık zamanında hastalığı için hastalığı düşünerek tedarikli olmak ne kadar akıllıca bir hareketse bu dünya hayatında da ahiret için hazırlık yapmak o derece akıllıca bir davranış olur sevgili izleyiciler. Dünya hayatı sınırlıdır. Bu sınırlı hayatın ötesinde ebedi bir hayat vardır. Kişi bu dünyada yapıp ettiklerinin sonuçlarıyla orada muhakkak yüz yüze getirilecektir. İnsan için önemli olan kendisine verilen zaman dilimini olabildiğince ahiret hayatında kazançlı çıkacak şekilde değerlendirebilmektir. Bu durum hayatın dünya içinde en yararlı şekilde değerlendirilmesi anlamına gelmektedir aslında. Dünya hayatında çeşitli ve hile ve desiselerle istedikleri makamları, mevkileri, malları, mülkleri elde eden birçok kimse kendini akıllı sanır. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Asıl akıllı kişiyi şöyle tanımlamaktadır. Akıllı kimse bu dünyada kendisini sorgulayan ve ölüm sonrası için çalışandır. Hazreti Ömer'in şöyle söylediği rivayet edilmektedir. Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Kendinizi en büyük buluşma için hazırlayınız. Kıyamet gününde hesap ancak dünyada kendini sorgulayanlar için kolay olur buyurmuş Hazreti Ömer Efendimiz. Sevgili izleyiciler, yapılan her işin sonucu yapan kişiyi kaçınılmaz bir şekilde takip ettiği için İslami hayat görüşünde en önemli nokta hayat için sarf edilen çabaların bu dünyanın geçici zevk ve çıkarları uğruna mı yoksa ahiretin son bulmayan zevkleri uğruna mı harcandığı konusudur. Bu soruya verilen cevap kişinin iyi veya kötü olma konusundaki ahlaki tutumunu da belirler bir bakıma. Yaşadığı hayatın Nasıl bir hayat olduğunu göz önüne almadan, yani bir takım yüce değerlere bağlı bir hayat mı, yoksa aşağılık hiçbir ulvi değer taşımayan bayağı bir hayat mı olduğuna bakmaksızın, mutlak manada ne olursa olsun hayata aşırı düşkünlük Kur'an-ı Kerim'de yerinmektedir. Ant olsun ki onları insanların hayata en düşkünü, hatta müşriklerden bile daha düşkün bulacaksın. Onların her biri kendisine bin yıl ömrü verilmesini ister. Halbuki uzun yaşamak kendisini azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görmektedir. Bu ayet-i kerimede sevgili izleyiciler, ahirette kendileriyle aramızda uzun mesafeler olmasını arzulam ya arzulayacağımız amellerden uzak durmak, uzak durma gereği vurgulanmaktadır. Çünkü herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı, yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi ile kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Mali sunduğumuz bu ayet-i kerime bu gerçeği ifade etmektedir. Hiçbir şeyin gizli kalmayacağı ve her şeyin apaçık ortaya çıkacağı kıyamet gününde bu dünyada tüm yapıp ettiklerimizin kaydedildiği kitap elimize tutuşturulduğu zaman gelin kitabımı okuyun ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum diyerek alnımız açık, yüzümüz ak mı olacağız yoksa eyvah bu nasıl bir kitap ki küçük, büyük, hiçbir şey bırakmadan hepsini sahip dökmüş. Keşke kitabın bana verilmeseydi, hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeye son vermiş olsaydı, malım bana hiçbir yarar sağlamadı, saltanatım da yok olup gitti diyerek geri dönüşü olmayan bir hüsruna, hüsrana mı sürükleneceğiz? Evet o gün kişi gerçekle yüz yüze gelince dünyaya tekrar döndürülüp güzel işler yapmayı ne kadar arzu eder ama artık iş işten geçmiştir. Nihayet onlardan birine ölüm gelince Rabbim beni dünyaya geri dönd döndürünüz ki bıraktığım dünyada salih bir amel işleyeyim der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden başka bir şey değildir. Onlar orada ey Rabbimiz bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, e, salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir. Sizi düşünüp öğüt e, sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belli bir süreye göre yazılmıştır. Bu ölçüye göre hiç kimse Allah'ın belirlediği zamandan bir saniye bile önce ölmediği gibi onun belirlediği zaman diliminden bir saniye de fazla yaşayamaz. Mümin buna şeksiz şüphesiz inanır. Bu imanı mümine ölüm karşısında son derece sükunet ve metanet içinde olma imkanı verir. Zaten ölüm Allah dostları için vuslat anıdır. Şebi arustur, likaullah'tır. Ölüm asude bahar ülkesidir birinde derken şair bunu ifade etmektedir. Ee, Hz. Mevlana'nın öldüğüm gün tabutum yürüyünce ben de bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama, yazık, yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen vah vah'ın sırası o zamandır. Yazık, yazık asıl o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman ayrılık, ayrılık deme. Benim buluşmam asıl o zamandır. Hz. Mevlana bu sözlerinde Allah dostlarının Cenabı Hakk'a kavuşmak için ne kadar büyük bir arzu içerisinde olduklarını ifade etmektedir. Halbuki tamamen dünyaya dalıp ahiret yurdunu unutanlar veya ahirete inanmayanlar için ise ölüm en istenmeyen şeydir. Ama o nice hırslara son verir, nice zalimlerin belini kırar ve nice zorbaları yere serer, nice zevkleri yerle bir eder. İmam-ı Gazali'nin çarpıcı tasvirlerinden hareketle söylersek, kim saraylardan, villalardan ve her çeşit konfor muhtevi ikametgahlardan kabirlere intikal etmek pahalı avizelerin aydınlığından yer altının karanlığına girmek, bakılmaya kıylamayacak güzellerle oynaşırken böceklerin, kurtların içine düşmek, bin bir çeşit yiyecek ve içeceğin zevkini tadıp dururken ağzını topraklara sürmek, kuş tüyü yatakları terk edip rutubetli yerlere serilmek ister. Ama ölüm öyle bir gerçek ki ona ne en muhkem kalelerin surları engel olabilir ne de en sağlam sığınak ve koruganlar. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşacaktır. Sağlam ve tahkim edilmiş kareler içinde bulunsanız bile, ayet-i kerimesi bu gerçeği ifade ediyor. Önemli olan bu sınırlı hayatın sonuyla, sınırsız hayatın, sınırsız ahiret hayatının başlangıcı olan çizgiye varıp, ebedi yolculuğa çıkarken azıksız olmamaktır sevgili izleyiciler. Bu yolculuğa azıksız çıkmamanın yolu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu mübarek talimatına uymaktan geçer. Dünya zevklerine son vereni, dünya zevklerini yerle bir edeni çokça hatırlayın. Yani ölümü çokça hatırlayın. Hani şairin dediği gibi işte uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Hani yine başka şairin dediği gibi padişah olsan da derler er kişinin niyetine. Var musallada yatan, mevtaya bak ibretar. Nihayet bir kefendir akibet sermaye-i bey ve fakir, sevgili izleyiciler. İş bu söze haktanıktır, bu can gövdeye konuktur. Vakti gelince çık gider kafesten kuçuşmuş gibi. Sevgili izleyiciler, Hazreti Ali Efendimiz e, radıyallahu anh, e, insanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar buyurmaktadır. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şeriflerinde İnsan yaşlandıkça onda iki tane arzu yaşlanmaz, tam tersine gençleşir. Bunlardan birisi dünya muhabbeti ve sevgisi, birisi de tuğle emel. Tuğle emellere dalarak sevgili izleyiciler, ahiret yurdunu unutmamamız gerekiyor. Ölümü sıkça hatırlamamız gerekiyor. E, cenaze ile ilgili, ölümle e, e, ölüye karşı yapmamız gereken muamelelerle ilgili, fıkhi hakama girmeden önce İslam'da, e, ölümle ilgili bazı vurguları sizinle paylaşmak istedim bu sohbetimde. Sevgili izleyiciler hepimize ahiret yurduna hakkıyla hazırlanmak ve son nefesimizi vermeden önce takva azığını yanımıza alarak ebedi yolculuğa çıkmak nasip eylesin Cenab-ı Mevla cümlemize. Hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum sevgili izleyiciler.